Merhabalar, Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'ne hoş geldiniz. Bu akşam yine bir tiyatro konuşmasında Şahika Tekant ve Yiğit Özçener'i ağırlıyoruz. Çok keyifli. Ben oyunlarını çok daha yeni izledim. 2 Aralık'ta premierini yaptı. Aşınmayı konuşacağız. Aslında aşınma benim üzerine oyundan çıkıp düşündüğüm ve Şahika Hanımlara da söyledim. Üzerine oyundan çıkıp hatta öncelikle yürümek istediğim ikinci oyun benim için. Ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi ve bu akşam o çerçevede konuşmaya çalışacağım. Aşınma sadece oyunu tiyatro üzerinden değil aynı zamanda kavramsal olarak üzerine konuşulmaya çok uygun bir oyun. Ve zaten hem Şahika Tekan'ın hem Yiğit Özçener'in belli ki pek çok anlamda bir alt metni olan bir oyun. Bu arada da Şahika Hanım bana yönetmen notlarını bu hazırlığım için göndermişti. Hayattaki en gururlu anlarımdan bir tanesidir ve çok heyecanlı. Oradan da biraz çıkardıklarım ekseninde biraz öyle konuşacağız. Ama tabii öncelikle bütün bunlardan önce 27 yıllık bir yol arkadaşlığı aynı zamanda. Bu başlı başına bir şey gibi geldi bana. Çünkü hani bir yaptığınız tiyatro işte Şahika Tekant'ın bir bence devrim niteliğinde olan işte performatif tiyatro ve bunun üzerinden geçen 27 yıl yani bu aynı zamanda bir tiyatro yolculuğu, sizlerin dönüşümü ve bir birlikte üretmenin dönüşümü. Nereye dönüştü bu 27 yıl sizin için hem tiyatro hem bir yönetmen bir oyuncu ilişkisi olarak? Şöyle başlayayım o zaman. Bu 27 yılın başında Yiğit'le ilk görüşmemizi yaptığımızda insan şeyi hissediyor. Hani hemen ayrılmayacağız. Onu hissediyor. Çünkü Yiğit bana geldiğinde 96, 94. 94'tü. Ve 94. ben stüdyoyu kuralı 6 sene olmuştu. Ve artık yavaş yavaş kimlerle yola devam edilir, nasıl devam edilir ve daha Yiğit daha ilk geldiği günden itibaren zaten insanda böyle bir motivasyon yaratan bir katılımcıydı. Fakat sonra bu işte daha 6 yıl olmuş stüdyoyu kuralı da o ilk oyunları yeni yeni yazıyorum. Gergedanlaşmayı yazıyorum. İlk Beketler çıkıyor ve yöntem oluşuyor aslında. Adına yöntem bile demediğimiz zamanlardı. Ve Yiğit'le şeyi hatırlıyorum ben. Böyle çalışmadan sonra kalır. Böyle Esat, Yiğit, ben, birkaç arkadaşımız daha. Yahu şöyle bir şey yapıyoruz. Bak burada şöyle bir katman çıkıyor falan diye hayaller kurduğumuzu. Ve hatta Gergedanlaşmayı ben yazmaya başladığımda beraber alışveriş yaparak bak şöyle bir şey de koyalım, şunu da koyalım diye sabahlara kadar hayal kurduğumuzu hatırlıyorum. Yani sadece bizim mesleki hayatımızın paylaşılmasının ötesinde yöntemin oluşması da birlikte olan bir şeydi. Tam merak ettiğim burasıydı Yo, aslında. gerçekten öyle. Çünkü henüz kavramlar oturmamıştı. Hatta Yiğitlerden önce ben daha 88'de ilk performatif kelimesini kullandığımda o zaman yaygın bir kelime değildi bu. Değildi tabii. Ve hatta sözlükte böyle bir kelime var mı diye baktılar falan yani. Şayka mı uyduruyor gerçekten var mı yok mu stüdyonun içinde böyle bir konuşma geçti. Yaygın değildi. Ama Yiğit geldiğinde artık böyle yavaş yavaş bunun üzerinde performatif, performans kavramları üzerinde iyice tepindiğimiz zamanlardı. Ve o günden beri hala tepiniyoruz, değil mi Yiğit? Evet, Yani mesela evet bu oyunu tepiniyoruz. prova yaparken de edebi olanla yani anlatısal olanla performatif olanı her seferinde birbirimize hatırlatarak o katmanları doğru tutmaya çalıştık. Çünkü o böyle bıçak sırtı gibi bir yer. İcra edilen her şey performatif değil çünkü. Mesela kelimenin anlamı da artık içi boşaltılmış bir şekilde kullanılıyor. Yani yapılan her şeye performatif diyorlar. Hayır, yapılan bir şey edebi de olabilir. Kaldı ki yüzyıllar boyunca tiyatro öyle anlatısal tiyatro, metin tiyatrosu Tabii. olarak Metin devam tiyatrosu, evet. etti. O nedenle bizim kaderimiz her şeyde beraber yürüdü yani.
birbirimize öğreterek yürüdü. Benim söyleyebileceğim şey bu. Ya benim hala için da kendi, öğreneceğiz. Benim için ya kendi adıma çok daha farklı bir yolculuk tabii. Hani şimdi tamam stüdyo bir başlamıştı, bir şeyler oluşturmaya vesaire. Ben hayat yolculuğumun içerisinde biraz da içgüdüsel olarak, yani bunu itiraf etmek zorundayım. Ben çünkü mühendislik eğitimi alan, o sırada mühendislik eğitimi alan bir öğrenciydim. Elektronik Fakültesinde, Yıldız Üniversitesi'nde. Biraz da içgüdüsel olarak gerçekten kendimi orada buldum. Buldum. İçgüdü azım sanacak bir şey değildir bence. Bence de değil. Bence de değil. Kesinlikle değil. Çünkü bu tesadüf demek de değil. Evet. Çünkü insanı odaklandığı şey biraz da hani içgüdüsünü, içindekini yönlendiriyor. Kendimi orada buldum ve hatta Şaykan'ın bana kaç sene sonra söylediği bir şey vardır. Bana en uzun süre Şaykan'ım diyen sendin dedi. Bu çok iyi. Çünkü biraz da hani şey... Şimdi bakıyorum, seneler öncesine baktım da ben gerçekten çok soğuk, çok mesafeli, çok kuşkucu, öyle bir çok karakteri. Seçici. Böyle her şeyde çok hemen seçici. Böyle kendini bırakmayan, etmeyen falan böyle. Tabii o dönemde yani o bu cümle çok güzel tanımlıyor şeyi. Yani bana en uzun süre Şayka Hanım diyen sendin. Yani Şayka'ya geçmeyen. İlişkimizin başlığı olabilir gerçekten. Tabii zamanla hani dolayısıyla orası beni değiştirdi. Yani dönüştürdüğü, değiştirdiği çok şey öğrendim. Ve bugüne kadar da geldik. Ve yöntemle ilgili olarak da mesela yani bir de bazen bazı şeylerin nasıl biriktiğini anlamıyorsunuz. Yani sadece onun birikmesine izin vermek gerekiyor. Hani her şeyin de olmasının bir zamanı var ya. Ona müsaade etmek gerekiyor. Herhalde müsaade etmişiz ya da hayatlarımızı evet. Öyle yönlendirmişiz. Evet. Ya da niyetimizi bozmamışız ki özellikle aşınmayı çalışırken, değil mi? Geçmişe dair de çok şey konuştuk. Tabii. Mesela aşınmayı çalışırken, oyunu çalışırken, yani evet, oyuna evet. Dair çalışırken geçmişe dair de çok şey konuştuk. O açıdan benim için de çok zihin açıcı oldu. Yani aşınmanın provaları. Yani hem şahsen, hem stüdyo adına, hem ilişkimiz adına çok zihin açıcı oldu. Çok yani anlattığınız şey hakikaten çok acayip bir şey yani hem sonuçta bu ilişki Türkiye tiyatrosunu ilgilendiriyor aynı zamanda hani çok insani ve şey çok da ne bileyim çok güzel bir dostluk hikayesi aynı zamanda ve birlikte iş yapabilmek de kolay değildir ya hani ki aslında ve bu kadar uzun. Bir de tabii koşullar şeye sebep olabilir yani günlük koşullar bir işi sadece insanı hani... Mümkün olanla sınırlayabilir. Tabii, olabilir. Tabii. Ona çek atarsınız. Yaptık mı yaptık. Onu yaptık mı yaptık. Şimdi 6 ay sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Yaptık mı yaptık. Yani böyle bir geçmiş kayıt da oluşturabilirsiniz. Hani bunu şey yapmıyorum. Kötülemiyorum. Koşullar buna sebep olabilir. Ya da insanın deneyimi, beraber iş yaptığı insanlarla olan ortak deneyimi de sebep olabilir. Ama... İşte stüdyonun ve Şayka'nın bende uyandırdığı şey bir de benim sanırım hayatla ilgili de tutumum öyle. Bir şeye çek atmayı sevmiyorum ben. Yani çek attım mı beni tatmin etmiyor. Yani sadece çünkü evet. O da mümkün olanla kendisini sınırlamıyor. Ben zaten hani yetinemiyorum ben. Yetinemiyorum ve mümkün olanla sadece sınırlamak istemiyorum. Sanırım orada da bir uyuştuğumuz bir yer oluyor. Yani çünkü zaman içerisinde ilişkimiz de olgunlaştı, yönetmen oyuncu ilişkisi daha böyle açık ve her şeyi daha derinlemesine konuşur hale geldik, tartışabilir de hale geldik ki bu çok önemli. Evet. Hayır ben öyle düşünmüyorum ama neden öyle düşünmüyorsun? Ya şundan onu düşünememiştim ben falan gibi artık da yani bu da o çek atmanın önünde önemli bir engel bu engelin olması gerekiyor. Kesinlikle. Ha. Bir de bu prova sürecinde Yiğit'le çalışırken şöyle bir konfor oldu. Pek çok oyunumuzda, pek çok oyuncumuzla konforlu çalışıyorum ayrı mesele. Ama burada çok bir de böyle baş başaydık, biz bizeydik. Ekibi küçük tuttuk bu pandemi koşulları nedeniyle de. Çok üstünde konuşabilme, tartışabilme
Yani bazen işte bayağı birbirimize itiraz ederek birbirimizi dönüştürebilme şansımız oldu. Ama ben Yiğit'te şunu gördüm. Böyle şimdi bütün gelişmesini izlediğiniz bir oyuncu karşınızda tek kişilik bir oyunu. Şimdi ben teksti önüne koyarken çekindim çünkü. Yani 65 sayfayı bir adamın önüne koyup hadi çocuğum ezberle demek çok kolay bir şey değil. Yani üstelik biliyorsunuz spiraller üstünde yazdığım bir tekst olduğu için bir buçuk sayfalık cümle var yani. Şarkı Hanım'a söyledim gözümü kırpmama imkanı olsa herhalde kırpmazdım ama yani öyle bir şansım yok. Çünkü öyle siz gözünüzü neredeyse o çok küçük anlarda işte kırpamıyorsunuz yani. Neredeyse. Çünkü hikayesel olarak belli bir lineer bir düzeni de takip etmiyor. Evet. Çok gergin. Ve hiç şöyle bir konfor yaşattı. Bizim böyle kırmızı top adını verdiğimiz bir egzersizimiz vardır. Bir hareketi alırsınız zihinle. Nesnel olanın, bedenin birlikte çalıştığı bir egzersizdir işte benim çok gençken aklıma gelip de yaptığım, oluşturduğum egzersizlerden biri. Mesela öğrenciliklerimiz ya da işte o ilk çalışmalarımız sırasında denediğimiz şeyin profesyonel ve iyi bir oyuncunun elinde nasıl bir yaratıcılık patikası haline geldiğini görünce ve şimdiki zamanı nasıl ele geçirdiğini görünce vallahi hiç yalan söylemeyeceğim ben. Bazı provalarda sadece sustum ve seyrettim. Hani bir iki tane katman üzerinde beraber konuştuysak konuştuk. Hani o zorunlu tuttuğum hareketlerin double kodları üzerinde konuştuysak konuştuk. Yoksa ben oturdum ve her provayı yeni bir kırmızı top egzersizi izlermiş gibi. Yani hem prensipleri tutup hem de kendiliğindenliği, anındalığı koruyan bir oyuncu da prova şey oluyor, her gün bir oyun seyrediyorsunuz. Oyun prensipleri kesin, oyunda hiçbir değişiklik yok. Ama oyuncu her dakika bir sürprizle çıkıyor karşınıza. Ya müthiş bir konfordu vallahi, ne yalan söyleyeyim. Hani yüzüne söylemek ama orada da, şimdi bu önemli ama şey, orada da yolu açan Şayka. Yani... Ya oyun çalışmak şöyle bir şey. Oyun çalışınca böyle baştan her şey belliymiş gibi geliyor. Ne var ki? Yani tekst belli, ne söyleyeceğimiz belli. Çıkacağız, söyleyeceğiz, edeceğiz. Işık yanacak, sönecek. Öyle işte, benim parantez içlerim zaten delilik falan. Onu yapsın. Delilik. Oyun çalışmak evet her ne kadar bu kadar her ne kadar böyle öngörülebilir olsa da bu kadar da öngörülebilir bir şey değil. Bir süreç o. Baştan öngörülebilir gibi bir şablon görünüyor. O şablon ne kadar iyi olursa ve ne kadar iletişim kurulursa ki bence yönetmenlik zaten öyle bir şey. Yönetmenlik trafik polisliği değil. Trafik polisliğiyle ilgili şeyler zaten tekste bir şekilde yazıyoruz. Bugün herhangi bir teksti alsak zaten bir oyuncunun ne zaman içeri gireceği belli. O sırada kiminle konuştuğu belli. Hangi lafı söyleyeceği de belli. Tabii. Ama onun nedenlerini ve zorunlulukları konuşulabildiği zaman, o yani o yolun temeli atıldığı zaman ondan sonraki süreç keyifli. Yani ben bu oyunun başlarında bambaşka şeyler de denedim. Tabii. Müsaade etti mesela, denedim. Sonra benim de hoşuma gitmedi. Sonra başka bir şeye evrildi. 3 aşağı 5 yukarı. Sonra bugünkü haline geldi. Ama hep onları deneyebildiğimiz için. Ama ben bunu belli bir temelin üzerinde denedim. Yani Şarkan'ın kurduğu bir temel üzerinde denedim. O temel de çok kıymetli benim için. Yani o olmadığı zaman çünkü... Orada da tesadüfi ve sonsuz olasılık olmayan, artistik olmayan, sonsuz olasılıklara sahip bir şey oluyor ve o da aslında hayatın kendisi olmaya başlıyor. Şimdi hayatın kendisi varken neden insanlar tiyatro salonuna girsinler ki? Hayatın kendisi zaten dışarıda akıyor. Oraya hayatı görmeye değil, hayatla ilişkili bir şey görebilir ama hayatı görmeye gelmiyor. Hatta bence hiç hayat olmayan yani evet, tamamen kul yapısı, insan yapısı bir yeni gerçeklik görmeye geliyor. Yoksa hani evet, işte dükkan kapısında sandalyeyi atalım, sokağa seyredelim. Aslında çok daha keyifli. Çok eğlenceli. Yani hayatın kendisi orada var. Artistik.
Yani bu arada hani hatta, taksicilerimizi, hatta, tablacılarımızı falan düşünürsek artistik çok şey de görebiliriz yani. Nereden baktığımıza bağlı. Yani biz sahneyi bile saklamıyoruz yani. Sahnede olup biteni, sahne olduğunu bile saklamıyoruz. Yani biz ne bir saray vermeye çalışıyoruz, ne bir işte yıl, demirlerimiz ya, var. Ya bilmem kaç şu köşme yani öyle, hayır oyuna geldiniz işte, oyundasınız evet. Yani. Oyuncu bu aslında seyirciyi de aktive eden bir şey. Kesinlikle. Sürekli oyuna geldiği bilincinde. Yani bizim amacımız bir illüzyon yaratmak da değil aslında. Tabii. Mış ya. Gibi yapmakla ilgili bir derdik. Mış gibi de sizde oluşuyor. Aynen. Siz hayal kuruyorsunuz. Biz nesnel olanla oynuyoruz. Biz o andaki somut şeyle ilgileniyoruz. Ama aşınma bence bu tiyatro ya da sahne sanatlarına yaklaşımdaki bir şeyi tamamen kaldırmış. Ya yani aslında gerçekten her şey nesnel bir zeminde. Evet. Metin de çok nesnel. Ki hiç edebi bir metin değil. Evet. Hiç değil. Aksine çok düz. Evet. Hatta köşe yazısı olabilecek evet. Kadar düz. Ha çok evet. Anlamlı. Çok net. Yani çok slogan olabilecek kadar evet. Dandan. Tam onu söyleyecektim. Yani oyundan çıktığımda ilk düşündüğüm şey tabii ki Komünist Manifesto'yu da ben hani bir okudum metin olarak ve inandığım bir yer orası ama şeyi düşündüm, hakikaten manifestoya böyle bir tiyatro sahnesinden bu kadar çağdaş bir tiyatroyla. Çünkü hani bu aynı zamanda o hayalet sürekli artık günümüz dünyasında şöyle de konuşuluyor ya. Artık hani of arkaik falan. Şimdi o metnin güncelliğini zaten tazeliğini koruduğunu ama bu bir tiyatro sahnesinden bu kadar güncel, bu kadar modern, bu kadar çağdaş bir sahnelemeyle göre... sanırım gerçekten hayallerimin çok üstündeydi. Hani çok hakikaten burada ama bir metni yeniden ele alırken karanlık korkusunun yeniden tasarlanması diyorsunuz Şarkı Hanım bu metin için. Şimdi Yiğit Bey de söyledi, siz de söylediniz yani hani hakikaten metni yeniden ele almak neye dönüştürdünüz 2008'den bugüne? Ne değişti ve neden karanlık korkusu aşınma oldu? Bir oradan da biraz aşınmaya bence aynı zamanda Yiğit Özyener'in oyunculuk performansı açısından ne kadar aşındığını da birazcık daha vurgulayabiliriz sahnede. Şimdi şunu söyleyeyim. 2008'de karanlık korkusunu yazarken 5 ayrı monoloğu bir matrisle aslında gene aslında o bir tek bir monologtu ama 5 ayrı monoloğa bölüştürmüştüm ve bunları birer matrisle yani nesnel metnin üstünde matrisle yani biri öksürüyorsa öbürü pardon diyor gibi alalım hani çok basit söyleyişle 5 monolog bir araya geliyordu ve o zamanki oyunun meselesi işte tamamen gerçeklerin reddedildiği ve Nice Time'ın henüz çok yüksek olduğu, Dolce Vita'nın henüz böyle duvara çarpmadığı ama oraya doğru koşar adım gittiği dönemlerde yazılmış bir oyundur. Ve o sırada gözümün önünde hayata ilişkin tasavvurlarından vazgeçen insanlar... Ve çevremin giderek seyrelmesi ve insanların hayattan beklediklerinin değişmesinin artık elle tutulur bir gerçekliğe dönüştüğü ve işte hayatın çok kolay olduğunun zannedildiği ve sınıf atlamanın aslında başarı ilan edildiği dönemlerdi ama çok açık görünüyordu. Yani artistik camia olanın tartışıldığı yerde de belliydi bu. Yani ama o zaman henüz yaşasın iyi ki bunlar oluyor. Özgürlüğün adı değişmişti. Minör alanlar çok kıymetliydi. Yani o sırada böyle herkes o parça pinçik yerlerde bir varlık alanı buluyordu. Ve karanlık korkusu bu amaçla var olmak, var olmamak meselesi üzerinden ve bulunduğun yeri seçmek meselesi üzerinden bir oyundu. Fakat orada game'e de dönmek istiyorum. Orada 5 kişinin birbirine geçmişliği önemliydi. O bir cins bir oda müziği bestesi gibiydi. Benim açımdan. Çok özür dilerim. Şarkı Hanım o kadar güzel ifade ediyor ki ben mesela üstleniyorum. Ben bunda daha afiline diyebilirim diyerek kafamda böyle dinliyorum. Gerçekten bu arada bunu söylemeden çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Halbuki şeye o zamandan beri ama bu monolog halinin mücadelesiyle de uğraşmak gerekiyor artistik olarak diye o zaman kafamdaydı bu. Yani çok eski projemiz aslında bizim bu. Yani başka oyunlar üzerinden hep Yiğit'le hayal kurdum ki onları da yapacağız. Ama hani bunu öne çekmemin bir nedeni var. Çok hızlı yükseldi ve çok hızlı duvara çarptı bir kere sistem. Ha bundan bir şey mi çıkacak? Bir hani oyunda sorduğumuz gibi bir umut var mı? Bilmiyorum. Ama en azından şunu biliyorum. Bu bir eğer yok olma oyunuysa sonuna kadar yok olma oyunu olsun. Fahrenheit 451'de olduğu gibi. Yani bir köyde bir yerde kitapları ezberlemiş birileri kalacak. Ve bu pandemi dönemi benim için şey oldu. Hayır ben bu oyunu yapacağım. Bu dönemden sonra yapacağım. Çünkü nesnel varlığından insanlığın bu kadar kolay vazgeçmesi ve buna bu kadar uyum göstermesi. Mesela teatral işlere, dijital ortamdaki teatral işlere tiyatro denmesi falan biraz benim için düşünsel anlamda da masaya yatırılması gereken gerçekliklerdi. O nedenle nesnel tek bir insanın şimdiki zamandaki varlığı üzerinden ortak zihinsel faaliyet nasıl yaratılabilir ve canlı olanın, canlı olmak zorunda olanın ve varlık nedeni canlı olan olanın sahnede ete kemiğe bürünmüş halini ben nasıl yaratırım ve bütün bu algıyla nasıl kavga ederim? Hiç saklamayacağım. Ben ah yaşasın dijital daha kolay demedim hiçbir zaman. Dijitalde yaptıklarımız ancak teatral olabilir. Tiyatro olamaz. Tiyatro insana ihtiyaç duyar. Bir seyreden bir de oynayan olması lazım. Bunu reddettiğiniz anda insanı reddediyorsunuz çünkü. İnsanın varlığının zorunluluğunu ve değerini reddediyorsunuz. Buna işte aynen oyunda dediğimiz gibi biraz hayalperestlik ya da şey diyebilirler ama duvara çarptık artık. Başka türlü konuşma zamanı geldi. Ne yani yapalım canım? Biz de çağdaş kahramanlar oluruz yani. O kadar da hayalci olmayalım yani. Şimdi ay bir de 30 senedir, 40 senedir yükselen şey çok kötü duvara çarptı. Artık biraz başka türlü konuşmanın zamanı geldi. Daha açık açık konuşalım. Aslında çok güzel bir yani tam kafamda olan yere geldi. Yani aşınmanın şey başta da söylediğim gibi ben zaten hani kelime olarak duyduğumda çok şey düşündüm açıkçası. Aşınma çünkü bu dönem Şarkı Tekant zaten evet buradan kesin bam bam vuracak falan diye hissettim ama bu kadarını beklemiyordum o ayrı mesele. Ama Yiğit Özşener'in bir tek kişilik ilk oyunu. Hakikaten az önce yine seçtiğiniz ifade trafik polisliği. Yani oyun hakikaten reji olarak tam bir trafik polisliği mahareti. Çok yani tabii bunu ben izah edemem ama çok sert bir oyunculuk performansı. Bir oyuncunun başına gelebilecek mikro, en zor şeylerden yani, biri. Evet çok mikro argüman, çok mikro alan, hareketler de mikro ve hani hakikaten hem bir de tabii bu burada bir oyunculuk açısından aşınmanın sizin için nasıl yaşandığını sormak istediğim buydu. Ama şunu da sormak istiyorum. Sonrasında bu aynı soruyu Şayka Tekan'da da yönelteceğim. Çünkü siz aranızda çok güzel paslaşıyorsunuz. Bazen araya girmek hoşuma gitmiyor. Yani bu aşınma aynı zamanda hakikaten bir kapışma, çarpışma izleyici için öyle. Ama Şayka Tekan ve Yiğit Özşener için de mesela o bahsettiğiniz geriye dönüşler, o sistemin sizin sistemle sınavınız, sistem karşısında kendinizi insan olarak konumladığınız yerde sizin aşınmanızı da gördüğünüz bir yer oldu mu mesela? tabii ki yani yani bu oyunu oynayıp da hani o sürecin içinde olup da insan kendisiyle ilgili düşünmemesi imkansız. Yani bence insan zaten hep yani biraz farkında olan bu mücadeleyi her zaman kafasında da hayatında da bir şekilde sürdürmeye devam eder. Yani gerçekten hiç farkında olmamak lazım ya da tamamen kapatmak lazım ya da kendine bir inanılmaz tırnak içinde inandırıcı bahaneler üretmek lazım. Beni evet hem fiziksel olarak
aşım duruyor hayatta. Hayatta olup bitenler hem de ruhsal olarak ruhumu aşındırıyor. Ve hepimiz aslında bir de hani insanın şöyle bir özelliği var. İnsan hem inanılmaz yani şöyle hep enerji korunumu ya da enerji tasarrufu üzerine kurulmuş bir şey insan. Yani bu bence insanla ilgili en genel şey. Hani ya bir şeyi daha az enerji harcayarak yapabilecekse onu seçiyor. Ben bu. Bence en önemli kodlarından biri de bu. Bunun aksine yaptığınız her şey aslında bir nevi hani aslında şey pek de fonksiyonel algılanmıyor. Tabii. Hiç de fonksiyonel algılanmıyor. Ne gereği var ki falan onu yapmanın daha böyle daha kolay yolu varken. Ama işte o zaman da bir stereotipe doğru dönüşmeye başlıyoruz. Herkes evet. Birbirine benzemeye başlıyor. Ya da kimse artık hani her gün aynı şeyleri yapıyor. Bir noktaya ulaşıyor hayatta ama artık yani evinden çıktığında evin karşısında duran ağacın bile olup orada olmadığını artık bilmiyor. Yani öyle bir tür körlük aslında. Ama başarıdan başarıya koşuyor herkes. Evet. Yani, tırnak içinde. Tırnak içinde evet. Ama yani şimdi başarıyı her şekilde tarif edebiliriz yani o kadar gri bir alan ki. Tabii benim de hayatta yani böyle içinden geçtiğim bir sürü şey var. Ve bu oyun beni oralara da götürüyor. Ve bence seyirciyi de götürüyor. Bunun için de çok kıymetli geliyor bana aşınma. Oyun sırasında da aşındırıyor beni. Evet. Yani oradaki o simülasyon odası bir yandan bir metnin seyirciyle iletişiminin doğru zamanlamayla ve doğru tonlamayla kurulması, doğru anda doğru şeyi denk getirebilmek ama bir yandan da orada fiziksel olarak zorlandığım şeyi yapmaya çalışmak ve buna gönüllü olmak ve onda da hata yapmamaya çalışmak, hata yapınca da bir şekilde hani aynen hayatta da hata yapınca devam etmiyor muyuz yani? Ya da atıyorum çocuklardan bahsedelim, seksek oynuyoruz. Nedir? Çizgiye basmak yasaktır değil mi? Dışarıdan bakanlar ne zaman çizgiye basacak diye bakarlar. O da çizgiye basmamaya çalışır. Ve o basma anındaki tepki çok önemli. Yani hem dışarıdan bakan bastı der, öbürü de ay der. Aşınma da oyun sırasında olan da o. Gerçekten yani seyircinin verdiği tepki de bu. O yüzden de seyirci çok aktif hale geliyor. Burada az önce konuştuk, metinden konuştuk. Hiç edebi bir metin değil. İşte tam da o yüzden ancak yani versek metni, herkese okuyun desek yani bu ne ya diyebilir, koyabilir. Tabii. Çünkü eksik. Çünkü ancak oynanınca... Performansla tamamlanabilir. Performans olunca onun nasıl somutlaştığı önemli. Seyircinin gözünün önünde nasıl tamamlandığı önemli. O yüzden de metin eksik zaten. Yoksa her şeyi edebi olarak tabii, içerisinde tabii. Tamamlamış bir metinde bunu yapmak çok mümkün değil. O zaten sizi alır aynen bir roman okumak gibi. Tabii. Sayfalarca size ne bileyim işte büyüdüğü köşkü tarif edebilir yazar. O duygudan duyguya gidip o tamamlanmıştır zaten orada sizin gözünüzde. Burada metin hiçbir şey getirmez sizin gözünüzün önüne. Aslında hiç de edebi tarafı olmayan basit şey böyle hani... Basit bir basit metin. Basit bir metindir yani. Ama hani... oynanınca başka bir şekle dönüşüyor. Onun için az önce şeyi getirdim yani... yönetmenlik trafik polisliği değildir. Şayka da trafik polisliği yapmıyor. O temeli öyle koyuyor. Ve bu benim için çok kıymetli. Al diyor bunun içinde sen özgürsün. Ve orada uç. Ve orada denemelerini yap. Diyor. O yüzden hani bugünkü performansa ulaşabiliyoruz. Ha bunun ötesi de vardır belki. Bunu da ileride keşfederiz. Ama şu anda keşfettiğimiz şey bile yani bana çok şey öğretti, çok ilham verdi. Hayatla ilgili de çok ilham verdi. Öyle ve sanırım daha da olacak galiba bir şey. Aslında ben bir şey yapıyorum tabii. Ne oyun oynayacaksak, oyun yani bayağı oyun, tiyatro falan değil. Onu tasarlıyorum. Yaptığım şey o. Metni de söylemek istediklerimi o oyunla birlikte var olacak şekilde tasarlıyorum. İşte parantez içlerim delirtici benim mesela. Duygu yazmam parantez asla. İçlerine. Sadece sağa döner, sola döner, ayağa kalkar, dışarı çıkar, içeri girer yazarım. Yani ya ama metni... sanırım tam söylediğiniz o. Yani o özgürlük orası aslında. Ama oynanınca başka bir şeye dönüşüyor. Kaldı ki oyundaki bütün unsurlar birbirine göre eksik. Metin eksik, oyuncu eksik, müzik eksik, ışık eksik,
Bunlar ancak toplandığı zaman kendisi ortaya çıkıyor. Yani bir tek oyuncunun sırtına yatarsanız da ve ona bütün bunları hissedecek nesnel ortamı yaratmazsanız yalan yalan hissediyormuş gibi yapar 5. oyundan sonra. Evet. Çünkü eski tiyatronun zaten önümüze çıkardığı engel buydu. Yani oyuncunun sırtına yıktığımız çok garip bir zorunluluk vardı. Ya da metnin de sırtına yıkmak ya, vardı. Ya da metnin. Hatta evet. Metinler bazen burada ölçüyü kaçırır biliyorsunuz. Evet. Parantez içinde ne hissettiği bile evet. Yazar falan. Yani ne düşündüğü yazar. Sanki düşünceyi görebilirmiş. Ya da gibi. Ne dozda güleceği. Evet, evet. O nedenle bu eksiklik meselesi son derece önemli bir şey ve bunu anlayabilen bir oyuncuyla bunu gerçekten ele geçirip onun üzerinden oyununu tasarlayan bir oyuncuyla çalışmak ve tabii ki diğer oyuncular için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ışık oyuncu, müzik oyuncu ve sinyal oyuncu için de aynı şeyi söyleyeceğim. Yani onların ekip olarak birbirlerine göreliği inanılmaz heyecan verici bir süreçti. Önümdeki notlarda var tam bu söylediğiniz. Şeyi en çok düşündüğüm şeylerden bir tanesi oydu. Tek kişilik bir oyun. Çok güçlü bir oyunculuk. Çok etkileyici. Ama sürekli şeyi düşünüyorsun. Oha ışığı çok iyi yapıyor. İşte şey hani çok yerinde girip çıkıyor bir şey. Gerçekten sahnenin arkasını sahneyi izlerken düşünüyorsun. Bu da kolay yakalanabilen bir şey olduğunu düşünmüyorum tiyatroda. Hani bazen çok kalabalık bir sahne izlediğimizde bile bunu çok düşünmeyebiliyoruz. Sahne arkasını oyuna bu kadar dahil hissettiren şey sizce ne oluyor? Kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Oyunun doğası itibariyle şimdi orada hem bir tiyatro eseri var. Onun oynanması gerekiyor. Bir de ortada hani o game diyebileceğimiz az önce örneğini verdiğin gibi işte seksek örneğini verdim mesela işte. O tarz bir oyun var. Kuralları olan. Kurala uymadığınız zaman yandığınız. Evet tam o aslında. Yandığınız. Kurala uymadığınız zaman yandığınız. O ya ikisi yani onların hepsi üst üste katmanlar şeklinde o anda oluyor. O anda oluyor. Ben tabii ki metni biliyorum. Tabii ki ne zaman ne olduğunu biliyorum ama şeye dair, oyuna dair, kurala dair bir ön kabullerim var ve onlara sonuna kadar teslim olmak zorundayım. Bir de seyirci tarafından okunabilen kurallar var. Evet. Bu seyir yeriyle oyun yeri arasında önemli bir ilişki. Yani futbol maçı seyreder gibi oluyorsunuz işte. Penaltının ne zaman geleceğini hatta hakeme kızabilirsiniz. Yani ışıkçıya da kızabilirsiniz. Ya adam yaptı niye ışığı kapatıyorsun? Geçmeli ya da yeter artık diyebiliyor yani. Keşke tabii, şu ışığı evet, artık daha evet, fazla yakmasınlar. Evet. Ya da bir durdursunlar şunu evet. Diyebiliyor mesela. Tabii sağlığı sonunda önemli. Seyircilerden çok şey duydum. Ama bir an... Ama, gene niye yapıyor bunu falan? Tabii, güzel. Ama yani. Bir yandan da bunu ama duyduğuma bir an, sevindim. Ama bir yandan da bu bir akrobasi gösterisi değil. Çünkü yani tabii. Dünyada akrobasi konusunda benden çok daha yetkin herhalde binlerce insan vardır. Ya benim görevim akrobatlık değil orada. Tabii. Yani bir şeyi kusursuz yapmak değil. Kusurlarıyla bile oradan vazgeçmemek. Evet. Yani ben kusurumla bile oradan vazgeçmediğim zaman seyirciyle iletişimim maksimum ve oluyor. Ve şimdiki zamanda kusurun üretkenliğini ele geçirmek. Yani kusur yaptığımda da işte o uyum yeteneğimi orada da kullanmam gerekiyor. Aynen aşınmada kullandığımız uyum yeteneği gibi. Orada da kullanmam gerekiyor. Onu oyunun hizmetine vermem gerekiyor. Öyle anlarda seyirci kopmuyor. Yoksa ezberden bir şey yani ezberden derken her yerini çok böyle belirgin bir şekilde, robotik bir şekilde yapsam yine aynı metni söyleyeceğim. Yine aynı yerlerde kesilecek bir şey olacak. Ama seyircinin bir şey hissedeceğini zannetmiyorum. Bir de orada oyuncuya ihtiyaç yok. Zaten robot koymak lazım. Oraya bir tane robot koyarız. Programlarız. Tık tık tık. Bilgisayar. Yine aynı metni dinler seyirci. Ama bu kadar aktive olmaz. Mesela ışık, müzik de bilgisayara bağlanabilir. Ama evet. Hayır biz 34 senedir. Bu başta konuştuğumuz insanlar dijital yapıyor. Tiyatroya tabii, da bir yatış zaten. Tamam. O zaman yapay zeka yapar. Yapar. Evet. Belli şeyleri yapar. Yapacak da zaten. Yapıyor da zaten. Yapacak ama zaten. Tesadüfe açık değil. Riske i̇şte açık değil. Onun adı ne olacak meselesinde bence
bu alanın insanların biraz oturup düşünmesinde fayda var. Yani neye sinema diyeceğiz, neye tiyatro diyeceğiz, neye teatral diyeceğiz, neye gerçekten tiyatro diyeceğiz. Bunlar üstünde konuşulması gereken şeyler. Şimdi oyunlara gelen seyircilerden bazılarından çıkıştı şeyi duydum. Mesela o da çok ilginç. Bir daha geleceğim, seyredeceğim. Mesela beklemiyorum böyle bir şeyi. Çünkü bir oyunu seyredersiniz, gidersiniz değil mi? Yani bu da benim için önemli bir gösterge. Bir daha geleceğim, seyredeceğim. Yani demek ki orada yani nasıl aktive olduysa ya tabii insanlar kendi kişisel tarihlerine de gidiyorlar. Yani seyirci kendi kişisel tarihine de gidiyor metinden dolayı. Çünkü ben metni de çok net bir şekilde aktarma sorumluluğum var benim. Doğru anlarda doğru esleri vererek, doğru entonasyonlarla, tabii, doğru bir şekilde seyirciyi dalganın üzerine bindirip hep beraber giderek ve eğer kıyıya vuracaksak da hep beraber kıyıya vurup onun sessizliğini yaşamak gibi sorumluluğum da var. Hani bunlar da tasarıma ait şeyler tabii ki. Ama orada o anda olduğu şekilde olmalı ve kimisi evet insanız sonuçta, kendi kişisel tarihinden dolayı bir yere fazla kaptırıyor. Tabii. Bir yeri kaçırabiliyor, bir şey oluyor. Kaçırmak istemiyor, aktive oluyor. Hani ve bir sonraki aslında tekrar seyretmek istiyor. Tekrar ya, bir de metni çok merak ediyorum diyor. Evet. Şimdi orada tekrar dönüp gerçekten aslında metin de gerçekten edebi bir şey yok. Hatta işte. Hatta tekrarlar var. Tekrarlar var, bir de bir sürü tekrarlar var. İşte tam da oynandığı için o metin tamamlanıyor, evet, ve seyircinin hissettiği hisleri tamamen bundan dolayı oluşuyor. Performans teksti yazıyorsanız eğer, yani işte oturayım bir oyun yazayım değilse evesiniz. Yani tam da eksik bırakılmış dramatik metin yazıyorsanız zaten yazarken daha işte o yazımın tasarımı nasıl gelişiyorsa. Mesela bu oyun spiral cümleler ve nokta seslerden oluşuyor. Yani öksürür bile yazıyor teksti aslında. Hı-hı. Elini ağzına götürür, öksürür, pardon der, yazıyor. Çünkü o aslında bir müzik parçasındaki atılacak punto gibi. Çünkü seyirciyi almışsınız, dalgaya bindirmişsiniz. Spiraller üzerinde oyuncu oynamış. Ve artık diye seslerin atılması gerekiyor ve herkes bir nefes. Nerede duracak? Ne kadar duracak? İşte o müzik parçasındaki kaçlık es olduğu. Şimdi onun notaya yazılmış olması ya da yani bir skor üzerinde onu görüyor olmamız herkesin aynı şekilde icra edeceğini göstermez. Tabii. Aynı şey bizim oyun tekstlerimiz de bu aslında. Biz skorları deşifre ediyoruz. Hı hı. Ve o yüzden o eksik çalınması lazım. Yani müzik parçası nasıl öyleyse bizim için de öyle. Sözcükler eksik, yapılması lazım. Yani oynanması lazım dediğimiz şey yapılması lazım zaten. O yüzden siz aslında şurada yoracağım, burada tutacağım. Bekleteceğim, bırakacağım mı yazarken sesse tercüme ederek bulmak zorundasınız. Tekst öyle çıkıyor aslında. Hı-hı. Başka türlü çıkmıyor. Yani canımın çektiğini yazıyorum tabii. Ama canımın çektiğini yazarken dürüstçe nasıl Yiğit oynarken o game'in kuralına kendisini bırakıyorsa ben de yazarken performans tekstini ortaya çıkarırken kendimi o akışa dürüstçe bırakıyorum. O zaman geliyor işte o. Yani game aslında bir cins hepimizin tutkalı. Dürüstçe oyunu oynamak, oynuyormuş gibi yapmamak. Evet. Aslında tutunduğumuz tek şey o. Ama zaten bütün bu anlattıklarınızdan da o kadar şey net ki, yani oyunun aynı zamanda felsefesini, o arka plandaki eleştirisini, işte o dediğim hani bizi bir aynaya yüzümüzü, bir kendi yüzüne bak dediği şeyi, aslında şey yani sahneleme, metnin yazımı, her şey buna işaret ediyor. Hani bence Yiğit Özşener'in söylediği o şey çok önemli. Aslında sistemin en büyük gediği belki de kusuru sahiplenmek olacak yeniden. Hani çünkü sistemin en çok özendirdiği şey o kusursuzluk, o mükemmellik, her şeyin ne bileyim 10 15 yıldızı olması ve ama işte o değil. O işte hani kusursuz patlıcanlar değil mevzu. İşte kusuru sahiplenmek farkındalık istiyor. Evet. Aksi takdirde yani, oyunu oynuyormuş gibi yapıyorsunuz. Tabii evet. Çünkü.
Yani miş gibi oluyor yaptığınız şeyler. Bir de Yiğit'in söylediği şeyde önemli bir şey vardı. Yani bir game player'da, bir oyun oynayan insanda ve tabii ki aktörde bence, çünkü oyuncu yani. Olması gereken en önemli özellik işte o irrasyonaliteye gönüllüce teslim olmak. Çünkü oyun irrasyonel bir şey. İrrasyonel. Peki hayatın rasyonel olduğunu kim iddia edebilir? İşte Beckett'in lafını bir daha tekrar edeceğim. Özellikle pandemide çok sık tekrarladım. Son başlangıcın içinde bulunuyor. Buna rağmen sürdürüyoruz. Şimdi oyun da öyle. Başlayacak ve bitecek. Şimdi irrasyonel, varlığı itibariyle kendisinden başka bir şey yaratmıyor. Yani onu cebinize alıp gidemiyorsunuz, satın alamıyorsunuz, biriktiremiyorsunuz, üstünden borsa yürütemiyorsunuz. Şimdi o zaman o oyunun irrasyonalitesine, o böyle yorgunluğuna, yani iyi tam bir futbol oyuncusu gibi işte dizinin altına tekmeyi yer, sıkarlar spreyi devam eder. İşte Yiğit onu yaptı. Gönüllüce oynadı. Ki normal hayatta bunun yeri yok. Ya da çocuklukta yaptığımız. Fonksiyonel değil. Tabii. Doğru. Fayda yaratmıyor bu. Tabii evet, tabii. Evet. Pragmatist olmaya hiçbir şey sahiplenilmesi kolay olan şeyler değil. Ha, bunu yaparak insan. Halbuki onun kendisi irrasyonel. Evet. Ama kimse bunu düşünmüyor. Evet. Yani deli gibi şuna da sahip olacağım, buna da sahip olacağım. Bitecek yahu. Bitecek. Son başlangıcın içinde bulunuyor. Doğduğumuz anda an be an öbür tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi bu irrasyonel. O zaman o irrasyonaliteyi böyle rasyonalize etmeye çalışmaktansa kul yapısı bir düzen içinde kendisinin rasyonalizasyonuyla bir nesnelliğe tanık olmak seyirciyi eğlendiriyor bence. Kesinlikle. Bir de hep diken üstünde, hep şey irkilerek o işte bütün yaptığınız her şey... gözünü o yüzden dedim bir kez daha söyleyeceğim. Yani gözün kırpmama ihtimali olsa kırpmazsın herhalde başından sonuna kadar gerçekten. Ben çok teşekkür ediyorum. Yani oyununa dair de tabii sizlerle de konuşmak istediğim, isteyeceğim aşınma üzerine de daha çok fazla şey var ama hakikaten oyunun yani henüz bir sürü insan izlemedi, daha çok yeni bir oyun ve biraz ona dikkat etmeye çalıştım sohbeti yürütürken. O yüzden daha fazla böyle girersem çok fazla şey söyleyeceğim gibi geliyor. Sizlere de söyleteceğim gibi geliyor. Bence çok tatlı burası. Burada bırakalım, biraz da merak unsurunu öldürmeyelim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz çok. Bir hayalet dolaşıyor hala la biten bir oyunun bu kadar hakikaten, bir kez daha bunu da söyleyeceğim. Bu kadar yeni, bu kadar güçlü olması, bazen o arkaikmiş, o inandığımız güzel dünyanın hani yok abi olmaz öyle bir şey derken bu kadar güçlü, bu kadar gerçek yeni bir yerden bunun yeniden söylenmesi bana çok değerli geliyor. Yani umut varsa da galiba işte aşınıp yeniden tazelendiğimizde olacak belki de. Kim bilir, bilmiyorum. Göreceğiz. Ben çok yani iyimser değilim ama tabii ki umutluyum. Hani o Terry Eagleton'ın şimdi. Evet, tam onu diyecektim. İyimser değilim ama umutluyum. Gerçekliği olan. Bir yerde bir şey de kalacak yani. İşte Fahrenheit 451 meğer zamanının çok ötesinde bir şeymiş. Bize fısıldanan bir hani kehanetmiş adeta. Ama bunu göze almak lazım. Bir yapan bir de bakan varsa umut edilecek çok şey vardır. Hiç ki vazgeçmemek lazım tabii. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Çok keyifli bir tiyatro konuşmasıydı. Bir kere benim için hakikaten bir level daha atlattı. Çok sağ olun. Yeniden buluşuruz. Pek çok oyunda. Sizlere de bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tiyatro sohbetlerine devam edeceğiz İstanbul Edebiyat Evi'nde. Umarım yani işte bütün bu aşınma dünyanın, doğanın, canlılığın, dünyanın tamamının bilmiyorum daha ferah, daha rahat, daha gerçek bir yere bizi yeniden çıkarır belki. Aşınma bunun üzerine düşündürüyor. Siz de uzun bir yürüyüşe çıkabilirsiniz oyundan sonra. Hoşçakalın.